Sanction Scanner sponsorluğunda Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldin. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var katılmak istersen uretimbandana.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız, iki haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. uretimbandanacom bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Yunus Çelebiler. Yunus, TürkNet'in ortağı, eski CTO'su. Şu anda da yeni bir fon kuruyor. VC fonu kuruyor. Hoş geldin Yunus. Hoş buldum. Ee, uzun zamandır face-to-face -face bölüm çekmiyordum. Benim için de güzel oldu. Yani böyle hep uzaktan çekiyordum. Bir aynı odanın içerisinde olmak güzel oldu. Hoş geldin tekrardan. Ee, şöyle başlayalım. Hani senle de konuştuk biraz önce. İstersen biraz kendini tanıt. Sonra TürkNet'i zaten biliyor insanlar ama hani bir internet sağlayıcısı olarak, servis sağlayıcısı olarak biliyor. Biraz daha hani o şirket tarafını bir tanıyalım. Kuruluş hikayesini biraz dinleyelim senden. Ondan sonra detaylara gireriz. Teşekkür ederim beni konuk davet ettiğin için. Ürün yönetimi benim için kalbimde büyük bir yeri taşıyor. Onun için çok mutluyum burada seninle konuşmak için. Ben yurt dışında büyüdüm. Belki o sesimden de anlaşılır. <gülüyor> <gülüyor> Babam Türk, annem Amerikalı ve Fransa'da büyüdüm. Ve Stanford'da undergrad, yani lisans okudum. 96 mezun oldum. Tam web 1.0 patladığı dönemler. Netscape'e girdim. Orada UX, yani o zaman UX demiyorduk. Interaction Designer olarak başladım kariyerimi. <laughs> ve aslında orada yine bir formatlandım ve product management'ın önemi e, konusunda etkilendim Netscape'te. Ama Silikon Vadide yerleşmek istemedim. İlginç bir şekilde e, belki de bilinçaltı bir, bir kısmı bilinçüstü adım adım Türkiye'ye geldim. E, <laughs> Silikon Vadiden sonra New York'ta bir entegratör firmasında yazılımcı teknik tarafımı kullanmak istiyordum. Yazılımcı olarak çalıştım. E, o firma sayesinde Paris ve İstanbul'da da pro Paris ve pardon, Londra'da e, projeler yaptım. Sonra MBA'yi okudum. INSEAD, Avrupa'nın en iyi e, işletme master okullarından bir tanesine okudum. E, sonunda 2007'de Türkiye'ye geldim ve TürkNet maceram başladı. TürkNet aslında NetOne adıyla abim Cem Çelebiler tarafından kurulmuştu. ...Cem MIT'den mezun olmuştu. Bir sene Amerika'da çalıştı. Sonra Türkiye'de. girişimcilik Girişimcilikle attı kendini. 96 çok... ...erken bir zamanda... ...Türkiye'de girişimcilik yapmak için... ...onun için... ...çok renkli bir maceradır... ...Türknet'in macerası. Onu da anlatırım ama... ...tamamlayayım benim öykümü. 2007'de Türknet'e geldim. Bir rotasyon... Bir nevi yaptım şirketin her bir tarafında aşağı yukarı çalıştım. En de sonunda 2015 itibariyle CTO pozisyonu e, devre aldım, asıl biraz mesleğim ve e, geçen seneye kadar devam ettirdim. E, 15 senelik yoğun bir e, çalışma ve de e, biraz ge geldiğimiz noktayı e, Keyfini alıp e, geriye bakıp neler yaptık deyip e, biraz bir e, poz vermek ve de başka bir şeye geçmek istedim. Şimdi de e, dediğin gibi bir e, girişim ve yatırım fonu kurmak üzerine çalışıyorum. Ve, ve başka güzel Türkiye'deki girişimlere e, fon kaynak sağlamayı en büyük gayemdir. E, umarım o da keyifli bir macera olacaktır. Şimdi TürkNet'in hikayesi... ...ne gelmedi önce aslında şeyi de sorayım. Ee, sizin ailede bir... ...telekom geçmişi var değil mi? Ya yani bab Babadan gelen de böyle bir... Va ...telekom var. şeyi var, merakı var. Yani babam... E, ...telekom sektörde kariyerini yaptı. Babam... E, ...İTÜ e, mezunu... E, ...arada doktorasını Amerika'da... ...yaptı. University of Pennsylvania'da... ...elektrik mühendisliği... E, doktorasını yaptı Avrupa'da telekom sektöründe öyle yani bir kariyerini yaptı e, Avrupa'da tü, e, telekom sektörü serbestleşiyordu o hevesle e, abime inham verdi dedi ki Türkiye'de de bu ende sonunda gelecek biraz yavaş geldi Türkiye'de uzun bir yolculuk oldu ama e, on o öngörüyle e, o biraz ilham verdi ama TürkNet'in hikayesi aslında şöyle de bakıyorum ona geliriz yani Cem'in aslında telekom yapacağı ilk fikir değildi. Master'ı kriptoloji üzerindeydi. Ve o hani şifreleme çok bir ara master tezini anlatmıştı bana ama böyle direkt kafamın üzerinde geçti. Yani çok fantastik fikir, çok güzel fikirleri vardı o konuda hani tezine dayanarak yapacağım ama çok erken 96'da böyle kriptoloji yazılım Türkiye'de yapacağım vesaire yani Türknet'in yaklaşımı daha o taraftan yani bir tek teknoloji şirketi hı hı. ama hani telekom önceliğindense bir yani Evlilik gibi düşün. Hmm. Bir tarafta telekom... ...bir tarafta teknoloji. Yani bir teknoloji şirketi yapalım ama... Hmm. E, ...telekom sektörü... ...tesadüfe oldu. Zaten yanlış hatırlamıyorsam... ...kurumsala... ...hizmet vererek başladı değil mi? Evet. E, yani o... ...senelerde... E, ...vesaire e, yıllarda... ...yüzlerce... ...firma girmişti... E, tele, ...yani... ...internet servis sağlayıcılığa... Ee, ilk o alan açıldı Türkiye rekabete ee, ve e, hızlıca e, iş stratejisi olarak NetOne karar, yani Cem NetOne firması karar verdi ki bireysel alanda e, bir fırsat yok o kadar e, işte Red Ocean deniyor yani e, her köpek balıklarının birbirini yediği kalabalık bir yol. onun yerine Blue Ocean hani, e, güzel mavi sular nerededir kurumsal alanda orada bir fark yaratabildiğini. 7/24 teknik destek hani hizmet vererek kalite sağlayarak bunun da Türkiye'de neyse ki bunun karşılığını vermek isteyen firmalar vardı bireyselde öyle bir şey hani farkınızı anlatıp da onun biraz daha pahalı satacağım zor da o kadar yüz firma arasında. Dolayısıyla işte yine o teknoloji kullanaraktan yani ee, peki bunları nasıl farklılıyorsunuz? Nasıl e, sağlayacaksınız bu farkı? E, i̇lk o zamanlar şimdi peynir ekmek gibi satıyor bu sistemler ama e, bir satış otomasyon sistemi, e, travel ticket sistemi, yani bir CRM. E, ondan sonra bunun düzgün faturalaması için hani neredeyse kendi hani faturalama sistemi, ERP gibi bir sisteme kurup bunları hepsini kendimiz kurarak çünkü o zaman satın alamıyordunuz şimdiki gibi. Hmm o teknolojiyi kullanaraktan bu farkı yaratmak mantık oydu yani yapılan şey oydu ve ürün müdürlüğü ya da girişimciliği yani inancım şey ise esası o şu an daha yeni yeni teknolojinin el verdiği neler var ki pazardaki bir ihtiyacı karşı. ...karşılıyor. O... ...kesişimi bulduğunuzda onu... ...ürün olarak pazara sunuyorsunuz ve... ...orada bir şansınız var. onun hmm. Peki... ...orada... ...başlangıçta hani 1996-97'de... ...kuruldu. Ee, oradaki ilk böyle hani... ...sıçrama zamanı ne zamandı? Yani ilk böyle bir... ...okey bu iş yani güzel bir gidiyor takım, dediğimiz. Birçok bir böyle... Ee... Sı Sıçralamalar oldu, hani e, üst üste e, damla damla yaratan Türknet'in hikayesine baktığınızda aslında güzel bir e, bu bahsedilen hockey çubuğu e, ...şeyisini yapıyor. Sadece, e, be bir sadece şey. dört 4 beş sene... içerisinde değil de onu böyle e, kauçuk gibi çekip yirmi e, 25 beş sene içerisinde oldu. Tabii telekom sektör regülasyona e, hmm. tabii bir sektör, e, onun için o da biraz belirleyici oldu. E, ...yatırım da gerektiren bir sektör. Onun için fon bulma da... E, ...belirleyici oldu. TÜRKNET... E, ...ilk... E, ...teknoloji firmalardan... E, ...yurt dışına para çekebilen... ...işte 2000, e, 2000 senesinde... E, ...bir... E, ...yabancı bir Londra merkez bir... ...VC fonuna yatırım aldı. 2007'de yine Londra merkez bir... E, ...yatırım aldı. E, <laughs> bunlar da başarı ve yani bir tarafta fon çekebilmek başarının sonucu ama bir tarafta kendi başına bir başarı yani kendinizi an anlatmak Türkiye'nin hikayesi anlatmak bunlar önemli birer yani uğraşıp yapmanız gereken şeyler şu açıdan da zor gibi geliyor bana yani ...şeyini bilmiyorum tabii. Hani yatırım değerini veya işte böyle bir hani... ...multiplarını, çarpanlarını falan bilmiyorum ama hani... ...çok yatırım... ...gerektiren bir iş olduğu için... ...hani ne, tip, ne bileyim şu an bugünün işte... ...oyun firmalarıyla kıyasladığında... ...hani çok daha böyle... ...çarpanın daha yüksek değilmiş gibi hissediyorum... ...sanki bu işin ölçeği daha büyük. Bence hani sağlayabileceği... ...gidebileceği yer daha büyük. Hani pazarı bence... ...daha büyük hani kendi içerisinde ama... E, o yüzden hani o zamanlar bir de hani 2007'lerden bahsediyoruz. 2000-2007 hani iki tane ayrı yatırımda. O zamanlarda hani böyle bir işe yatırım toplamak da bence kolay değil yani. Yani tabii farklı sektörler farklı zamanlarda yatırımcı gözüne giriyor, çıkıyor. 2000'li yıllarda çok telekom aslında çok gözde bir sektörüydü. İyi ki de öyleydi. Çünkü bugünkü bütün startuplar internet vesaire yani yapımızın Aynen. Ee, ...sağlayan şey bir... ...internet altyapımız olması. Hani evet. şimdi biraz... E, e, ...tabii ki olacak diye belki bakıyoruz ama... ...hani o, o da e, bütün... Yani ...bir platform sağlıyor, üzerinde... ...bir temel sağlıyor, bunun üzerine inşaat edebildiğimiz... Edebil e, ...olanak sağlıyor. Ee, yani bizim için... ...o yatırımcıya... ...olan hikayemiz o teknoloji tarafı. Yani şimdi fintech terimi çok moda oldu yani o gözüyle telkotek diye düşünebilirsiniz yani biz e, kürek çakacağız işte kablo satın alacağız bunlar döşeceğiz diye değil Tabii ki o da işin içerisinde var ama biz teknoloji gözüyle disruption yapacağız farklı bir şey sunacağız e, müşteri ön plana yani tipik hangi internet startup'ta gördüğünüz kavramlar varsa aynı yani e, e, müşteri müthiş bir fayda sağlayacak, daha ucuz olacak, teknoloji sayesinden olacak, e, işte NPS'i e yüksek olacak ve e, patlama yaşayacak. Yani hikaye o, o. E, dediğim gibi o patlama şeyi, o müşteri sevmesi e, bence yakaladık güzel bir şekilde. Sadece o 20-25 sene süren bir şey yani ideal dünyada on 5 senede hızlı hani bu fly hmm. e, flywheel efektini e, yaratıyorsunuz. Buradaki fly, flywheel efekt e, ya network efekt deniyor. Daha uzun e, sürdü demin bahsettiğim şeylerden dolayı o teknoloji e, parçayı yerine getirmeyi, müşterilerin buna e, o dağıtımı yani o müşteri ona erişmesi sağlaması vesaire ama bunlar sonra network efekt yaratıyor. O network efekt e, yani bütün girişimlerde e, işte hangi çok çok başarmış olan girişimi bakarsanız işte o e, yemek dağıtımı olsun, arama motoru olsun hepsinde bir network efekti var. Sosyal medya başaranlar olan işte network efekti var. Burada da yani e, 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 network efekti müşteri topladıkça daha çok altyapı yatırımı yapabiliyorsunuz. Sistem yatırımı yapabiliyorsunuz. Onu yaptık da e, o kadar daha çok da müşteri çekiyorsunuz. Gibi flywheel efektlerimiz de bizim de var ama evet yani yatırımcı kısmı daha önemli ve onu gördüğüm için de VC fon kurmak girişim sermaye fonu kurmak hevesim geldi çünkü ne kadar bir fark yarattığını yani sermaye erişebildiğinizde neler yapabiliyorsunuz erişemediğinizde ee, süper fikirleriniz, e, süper kabiliyetiniz olsa da e, nasıl engel engele taktı, takıldığınızı e, şahsen gördüğüm için orada bir katkım olabileceğini düşündüm. Umarım da öyle gerçekleşir bakalım. E, bir, bir girişmekte olan bir pazarda iş yapmak bir ülkede çalışmak zor. girişimcilik yapmak zor Bir de telekom sektörü regüle vesaire zor bir sektör Biz de üçünü bir arada yapmayı da <laughs> karar vermişiz. yani e, delilik yani e, ama olsun e, zaten girişimcilik bence delilik var içerisinde. Başarı olanlar da pes etmeyenler bir tarafta. Tabii o ince bir bir çizgi çünkü hani bir yerde pes etmeyi bilmek de lazım hmm. ama... ...pes ederseniz de başaramazsınız. Onun için böyle bir bir paradoks gibi. Şey de neydi o Lean Startup kitabı Eric Ries'in bir cümlesi var. İşte o bir günde başa, baş, başarı elde etmiş, bir günde başarmış... Girişimcilere baktığınızda aslında hepsinin 10 yıl boyunca şöyle ifade ediyor e, cam yiyorlardı hani hmm. <laughs> Türkçe pek çevirisi biraz tuhaf oluyor ama yani 40 e, cam evet, falan. E, evet. E, siz onu böyle muhteşem bir yemek yediğiniz günde görüyorsunuz ama aslında 10 yıl boyunca kürek çek çekmiş olan insana genellikle diyor. E, Peki orada yaptığınız mesela inovasyondan bahsediyor orada mesela biraz açabilir miyiz? ...ne gibi şeyler yaptınız orada? Evet. E, belki de on, on, ondan da yavaş yavaş... ...yani ürün yönetimi... ...niye önemli, nasıl önemliye geliriz? Çünkü hani benim... E, ...çok e, sevdiğim ve... ...önem verdiğim konu... E, o, ...o tarafta. E, ne gibi inovasyonlar yaptık? E, bir... Yani çerçeveyi oluşturayım. Biraz demin oluşturmuştum gerçi. işte bir tarafta e, teknolojiyi, bir tarafta müşterinin ihtiyacı, müşteriyi nasıl ön plana tutarak yani bir de üçüncü bizim e, sektör özellikle yani iş strateji ki bizim sektör içinde şey de var. Terik, e, şey Regülasyon. Yani o üç çemberin kes, kesişimi bulmanız lazım. E, ö, ö, ö. Dolayısıyla hani regülasyon neye e, e, Yeni yeni el veriyor, teknoloji yeni, yeni yeni el veriyor ve müşterinin faydası hangisi yani ne sağlayacaksınız diye. Bayi sistem kullanmıyoruz. Bu bizim için bir hani bir inovasyon aslındaydı. Tamamen o işte şey brick to mortar yerine bricks and mortar yerine direct to consumer modeli. Hı hı. internet internetten satılmalı bu devirde diyerekten. Tamamen dijital satış, online satış, dijital pazarlama, online satış. E, müşteri bize gelsin. Biz kendimizi zorlayarak push, push edeceğimiz müşteri bize gelsin. Word of mouth olsun. E, ve bu sayesinde de taahhüt istemeyelim. Niye taahhüt isteniyor? 24 aylık, 12 aylık e, tahayyütle ba bağlanıyorsunuz. çok. ekolojisi'nin kostu çıkarmak Neden? için. Neden? Evet. O, LTV o, garantilemek için baydan e, vazgeçince diyebildi ki bak siz hani bizi sevdiğiniz sürece kalın. E, bu da müşteri fayda. Hani hem müşteri daha çok seviyor. E, yani bağlanayım ki işte ceza olsun şey erken e, edersen falan. Bir de bizi de e, olumlu etkiliyor. Çünkü o her gün müşteriye o e, memnuniyet belki. sağlamak e, durumdayız ve hemen de o feedback de alıyoruz. Yani NPS her ay işte iptal oranları vesaire takip ederekten doğru yolda mıyız? İyiye doğru gidiyor muyuz? Yani o durumları onu daha az görmenizi sağlayabilir çünkü hani iptal etmiyor. Yine sizi hiç sevmiyor ama iptal etmiyor ki iptal, iptal edemiyor. Um, onun için bizim için o iyi oldu gibi 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 um, her her alanda ben um, halen Türknet'teki e, oryantasyon yani yeni başlayanlara küçük bir konuşma yapıyorum. Orada da Netscape'de ilk e, başladığımda ki oryantasyonda e, genel müdür oradaki ben, genel, müdür James Barksdale tarafından söylenen hikaye anlatıyorum. O da e, şu e, ...Timsa timsah ile ayı arasındaki kavgada kim kazanır diye soruyor. Cevabı da ...şeyi şeye kazanan zemini belli eder. ...karada kavga ediyorlarsa... ...işte ayı avantajda... ...timsa kavga eder... ...şey... E, ...suda kavga edilirse kazanıyor... ...yani bunu her bir... ...işimizde, her bir... E, ...hani... ...arkadaşımız, kendi işi kendi... ...alanda e, bunu... ...bu göz ile düşünülmesi... E, ...ile ilerliyoruz... E, ...nasıl... ...benim... Yani, ...işte ezber bozan kabulleri kabul etmektense... ...ezber bozan olmak, ezber bozan bizim altı işte şirket değerlerden bir tanesi. First principles de aynı kavram, işte Elon Musk'ın meşhur yaptığı. Bu iş nasıl yapılmalı? Temelden düşünelim. Sadece işte filanca şirkette böyle yapılıyor, bilmem ne böyle yapılıyor. Bu ezelden beri böyle yapılıyordansı nasıl biz bizim avantajımıza nasıl yapabiliriz diye düş, düş, düşünelim her alanda öyle düşünüyoruz yani küçük veya büyük. Şey enteresan bir hani metafor hani zeminin durumuna göre hani kazanan belli olur. Şimdi o onunla alakalı bir aslında soru bu. Ee, dışarıdan izlediğim kadarıyla ve hani çok içeriği bilmemekle birlikte hani Türknet sanki biraz daha böyle şey rekabetinden kendini ayırmaya çalışıyormuş gibi hissediyorum. Yani böyle pür rekabet içerisinde değilmiş gibi. Yani ne bileyim böyle operatörler birbirleriyle hani bayağı boğuşurlar yani. Hani üç büyük operatör artı aslında hani buraya Türk Telekom, internet onları da koyabiliriz. Bütün hepsi zaten birbiriyle boğuşuyor gibi bir sanki durum var. Türknet sanki başka bir yerden gidiyormuş gibi bir dışarıdan azından izlenimim. De öyle. Demek ki kendimizi doğru anlatıyoruz veya ha, okay. işte demek ki doğru e, yani demek ki görülüyor yapmaya çalıştım sen görülüyor sevindim bunu demenin yani çabamız aynen öyle yani e, başta dediğim gibi teknoloji şirketi gibi kendimizi görüp telekom yapıyoruz yani dolayısıyla telekom şirketi ne yapar ne eder... onu düşünerekten aynısı yapalım biz de yapalım e, demek hiç değil yaklaşımımız... tersine. Ee, bizce bunu akıllıca nasıl yap yapabiliriz? Ee, sıfırdan düşünerekten farklı bir şey yapmaya çalışacağız. Yani hep böyle kendimizi çok farklı gördük. Ee, tabii o zor. Ee, yani belki bu sektör belki hep zordur bilmiyorum ama özellikle bu sektörde. Yani... Rakiplerimiz devasa firmalar yani evet. çok iddialı yaptığımız evet. şey yani biz şu GSM operatörü şu yerleşik operatörden biz daha akılacağız olacağız daha çok teknoloji... kullanacağız yani büyük iddia ama e, hayal etmek lazım ki e, başarılısın. E, e, ama yani yaklaşım o tanesi, bir kere bir kere devlet. yaklaşım farklı yani e, şimdi o iş stratejisinde de önemli bir şeydi bu sizin yaptığınız şey kopyalanamasın. Çünkü zaten müthiş bir şey icat ettiniz filan ama tamam, ...patentli bir şey bunu ona, ona, ona kenara koyarsak yani müthiş bir şey yaptınız. E yani bir gün başka bir scientist yaparsa avantajınız kalmıyor. Ee, ve bence bizi farklı kılan o yani yaklaşım farkı. Şimdi tabii ki aynısını yap, yapıyorlar. Yani o da şey deniyor ya. E, ...kopyalanmak en büyük iltifat yanında... Hmm. ...bir tarafta iltifat olarak görüyoruz... ...birçok yaptığımız şey... E, ...operatörler sonradan da... ...onlar da yapmaya başladılar... E, ...ya iltifat olarak... E, ...yani... E, ...beğendikleri için... Hmm. E, ...bazı şeyler kopyalamıyorlar... ...bazı şeylerde de kopyalasalar da... ...zaten hani bizim yaklaşımımız farklı olduğu için... ...hani biz o, o güne kadar... ...başka şeyler başka şeylerde de... E, ...peşinde oluyoruz o noktadan... ...o, o noktada zaten onun için... Temelde farklı olduğumuzu düşünüyorum Selam Bu keyifli bölümü dinlerken çok kısa vaktini alacağım Size bölüm sponsorumuz Sanction Scanner Hakkında bilgi vermek istiyorum Breaking Bad, Ozark, The Wolf of Wall Street Gibi dizi filmleri görmüşsünüzdür Oradaki kara para aklama sahnelerini hatırlayın Senede dünyada 2 trilyon Düşünün 2 trilyon dolarlık kara para aklanıyor Yani filmlerde o gördüklerimiz hiçbir şey İşte tam burada Sanction Scanner'ın Yazılımı devreye giriyor yapay zeka ve makine öğrenmesiyle desteklenen ürünleri banka ve benzeri finansal kuruluşlara gerçek zamanlı EML yani anti-money laundering taramaları yaparak finansal kuruluşla iş yapmak isteyen kişi ve onların işlemlerinin sıkıntılı olup olmadığını analiz ediyor. Şu ana kadar birlikte çalıştıkları 50'den fazla ülkedeki 300'den fazla müşteri için 200 milyon dolarlık şüpheli işlemi engellemişler bile. Sanction Scanner bizi destekledikleri için çok teşekkürler. Sanction Scanner hakkında daha fazla bilgi istersen bölüm notlarındaki linke tıklayabilirsin. Şimdi bölüme geri dönelim. Bayi yapısıyla alakalı şey soracaktım. O sizin büyümenizi bir noktada yavaşlattı mı ilk başta? Yani daha hızlı büyüme... Tabii cesur hızlı, bir karar. Inmesi, yani büyüme inmesini azalttı mı? Çok kısa bir dönem aslında. Aynen. Ama korkutucu bir dönemdi. Çünkü hani yürüyen bir şirket. Hani birden... E, 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 hani... E, ...şeylerin, gelirlerini etkileyen bir şeyse... ...çok korkutuyor ama... ...çok hızlı... ...şey gibi... ...bu... ...Technology Disruption'da o meşhur... ...S-Curve kavramı var... ...tam hatırlıyorum hangi yazar... ...Amerika'da şey, iş yazar onu yazdı ama... ...Technology Disruption'da... ...S-Curve'ın olayı... Da, daha yeni bir teknoloji genellikle daha e, yani altında hani değer olarak ya da neyse ...bakırsınız bir çizgi çizersiniz daha altında başlıyor es, eski mevcut yerleşik teknolojiye kıyasla ondan sonra belli bir noktada onu geçiyor yani o bayisiz o dijital online direkt satış sistemimizi yani o şekilde çok hızlı yani o bir güzel bir şekilde hızlıca onun çizgisi e, eski bayi üzerine yaptığımız satışı hani kesişti ve ve hızlandı ama bir e, bir değişim süreci yani change management falan filan konular deniyor. Yani bir değişim süreci şirket içerisinde de insanların hani yapı şirketin yapısını biraz değiş, değiştirmek işte organizasyon şeması falan bazı şeyler ondan sonra ee, biraz kültür içerisinde e, farklı biz bunu farklı bir yaklaşımda da yapmak istiyorduk. E, daha müşteriye yakın bayi sistemi aynı zamanda dediğim gibi biraz push odaklı olduğu. Müşterinin de bunu çok nefret ettiği açıkçası bir yani sürekli aranmak. Ee, yani biz aynı zamanda tüketici işte bir kültürel değişim de bundan faydalan, faydalanarak yapmak istedik. Bak biz pul yöntemine dönüyoruz. Yani müşteri ...bir de şeyi de geçiyoruz taahhütsüz. Müşteri bizi sevmeli. Word of mouth kullanmalı. Biz hiç bir şekilde kendimizi ee, ne deniyor Hani e, e, it, 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 itirmektense hani e, yani Dolayısıyla onu da beraberinde yaptık filan gibi böyle bir dönem dönem oldu ee, ama e, hali hazırda bayi yapısı vardı ve kapatıp geçti Evet ha. Var, Çünkü vardı kullanıyorduk ve kapat ve kapattık Onun Se, için peki, bir... oradaki oradaki evet. şey neydi yani yok bu model olmuyor diğerine geçelim dediğiniz yani oraya iten bilgiler neydi Yani bir şeyler de oluyor. Bir, bir, bir stratejik analiz yaparaktan bir karara geliyorsunuz. Yanlış kişiye yanlış şey sattığınızda... O hani customer life value vesaire yani düşük oluyor şey oluyor. Yani o gibi anekdot dotlar oluyor. O sizi bir tarafta tetikliyor ama bir taraftan da dur bir sıfırdan düşünelim. Bu iş nasıl olur? Nasıl yapalım? Yurt dışında da çok bakıyoruz. Yani yurt dışında örnekler işte direct to consumer e, ondan da esinlenek. Bak işte e, brick and mortar yerin işte Amazon işte no, Barnes Noble'a karşı e, nasıl Rekabet etti. Direct to consumer şey online yaptı. Hani bizde bundan faydalan yani, yani ya da o zamanlar işte başka direct to consumer şey örnekler vardı. Neydi? Dollar Shave Club hmm. işte filan Warby Parker göz, gözlükler. Hani bu, bu hikayelerden de e, ilham da yani aslında şey son kullanıcının kullandığı hızlı tüketim var. Yani gözlük hızlı tüketim değil de son kullanıcı ürünlerinden ilham alıp internet sağlayıcılığı modeline uygulamışsınız. Yani o herhalde. slogan e, kullandık. Yani internetin yani bu devirde artık internet internetten satılmalı. Şey de var e, Amerika'da ilham aldığımız başka işte e, T-Mobile Amerika var. ...onlarda bir manifestosu... ...var. Jean Leger diye... ...çok böyle renkli bir kişiliği vardı. Hmm. Başında o galiba şimdi... ...ayrıldı genel müdürlükten ama... ...onun yazdığı bir manifestosu vardı. Yani telekom sektörü... ...interneti... Yani ...imkan sağladığı takdirde... ...internet ruhuna en... ...yani az ay ayak uydurmuş olan... ...sektör diye haykırıyor. bunu değiştirmeliyiz. İşte interneti, internet şirketi yakışır şekilde satılmalı veya işte hizmeti müşteri hizmeti verilmeli falan diye. Yani ondan da paralel gittik ya da ilham da aldık. Yani tabii internet, internet sektör, internet sağlayıcılığı, o internet ruhuna uyumlu şekilde, yani interneti internetten de satın alabilirim. Bunu borda satmak nasıldı bu fikri? Board, board zaten de bu fikri, hmm. gelen yani yani yatırımcılarımız var onlar da yönetim kurulunda ama son derece destekleyen yatırımcılarımız oldu hep çok şükür. Zaten hani hikayemiz baştan biri de oydu. Hani farklı, disruptive teknoloji kullanarak oldu. Eee eee onun için e, inanıyorlardı zaten. Evet. Yani. Ee, peki ya yani seninle aslında tanışmamızın, tanışmamıza vesile olan ürün yönetim konusunda aslında orada biraz girmek istiyorum çünkü e, senin oradaki o yolculuğunu merak ediyorum. Neden senin için önemli oldu ürün yönetimi? Ya yani şirkette ne aşamada hani oradaki fikir değişikliği oldu sende? Hani orayı biraz merak ediyorum açıkçası. Dediğim gibi Netscape'de ilk... ...işimde etkilenmiştim. Product Management'den. O zaman da Product Management deniyor muydu? Evet, evet. Netscape. Şimdi... ...bir kitap var, bir yazar var. Marty Kagan diye. Şahane iki tane kitabı var. Inspired ve Empowered. Marty da Netscape'den çıktı. Brad Horowitz... Mark Andreessen, Andreessen Horowitz, VC'ler kuruyor. Onlar Netscape. Uh, Netscape'den çıktı zaten. Mark Andreessen Netscape kurucusundurlardan da. Hmm. Um, ve e, uh, yani dolayısıyla evet yani product bugünkü teknoloji product management'ın hani uh, uh, sıfır noktasıydı diye, in, diye inanıyorum. Ee, tabii Microsoft Program Management diye bir şey vardı. Benzer bir kavramdı. Ama Netscape o Silikon Vadisi'ndeki ilk böyle bu. Tabii onu, onu o şekilde uygulayan insanlar başka yerlerden gelmiştir. Başka startuplar Silikon Vadisi'ndekinde ama Netscape ilk büyük e, nasıl da şimdi Google büyük, filan filan... Netscape ilk büyük Time der, IPO yaptıklarında Time dergisinin kapağı olmuş ...yani o Silikon Vadisi'nin büyük böyle iş e, yani işe alan, büyüyen hmm. filan firmalardan olduğu için hani bir nevi o zaman bir ekol oldu. Oradaki arkadaşlarım sonra Yahoo'ya gitti. Yahoo'daki product managementi, Yahoo'daki UX takımı kuranlar Netscape'den çıkıp bir kısmını oraya gitti. Sonra onlar da bir kısmını Facebook'a geçti, Google'a önce Google'a geçti, Facebook'a geçti. dolayısıyla hani ilklerden zaman olarak daha erken olduğu için Netscape'in birçok şey Netscape'in bir şey. Evet, product, kısacası evet product management deniyordu. Bir product management orada Netscape'de o üç meşhur üç çember çizdiğinizde teknoloji, tasarım, işte UX ve strateji marketing diyebilirsiniz, iş Business diyebilirsiniz. o Üç çemberin kesişiminde product management duruyordu. Yani bir nevi koordinasyon diyebilirsin sağlıyordu. Ama e, e, şey terimi kullanıyorum. Türkçe'ye nasıl çevrilir en iyi yani bilmiyorum. E, Amerikan bir e, başbakan şey cumhurbaşkanı vardı bu terimi meşhur çok kullanan meşhur yapan. E, ...the buck stops here. Yani bir... yani ...son karar verici diyebilirsin. Ama aynı zamanda... ...resmi bir... ...formal bir otoritesi yok. Hı hı. Ayrı bir departmanda, ayrı bir bir yerde. Ama o üç... E, ...alanı koordine ediyor ve sonunda... ...o, o sorumlu. Ürün... ...başarıyorsa, başarmıyorsa... ...o sorumlu. E, bu şekilde yürüdüğünü e, Netscape'de gördüm ve... ...hayran kalmıştım... E, böyle bir um, teknoloji, tasarım ve e, pazarlama aslında o escape'de o business tarafını şey yapan marketing. Ya yani onlar birbirinin bazen gırtlağına olduğu. Ya yani yazılımcılar diyor ki ya işte biz open source yapmak istiyoruz yok işte biz bu teknolojiyi yapmak istiyoruz yok biz işte rewrite etmek istiyoruz her şeyi falan diyor. Tasarım diyor ki yordu hepsini durdurun. Biz şimdi antropoloji yöntemiyle eee ay gidip işte Arizona'dakiler nasıl internet kullanacak onu araştırmak istiyorlar. Abartıyorum. Hmm. E, e, pazarlama diyor ki benim bir müşterim var Colorado'da onu şu o browser değil bilmem ne istiyor siz bunu gidin browser bırak bırakın da bunu kuru verin filan birbirinin gırtlağında ve e, o kadar stresli birbirini anlaşamıyor falan filan durumlarını görüp product manager bunların hop deyip arkadaşlar böyle anlaşın şöyle anlaşın bunu yapacağız buna odaklanalım bunu yapmamız lazım bunu yap yapalım diye e, bir e, çözüm sağlamasını görüp o, o beni çok etkilemişti. Yani bu rol olmasa da ne yapardık yani hiç altına kalkamazdık diye, diyerekten. Ee, biraz o şey de o fon kurmak istediğim fon Gordyon e, ismini e, kurmak koymak istiyorum. O biraz o Gordyon düğmesinin hikayesi e, bilirsiniz. Şey e, e, efsane Büyük İskender e, Gordyon işte Ankara'ya yakın bir e, eski antik Yunan kenti. Ee, oraya e, geliyor ve e, bir efsaneye göre bir düğüm var. O düğümü çözebilen bütün Asya'yı e, fetheder. Büyük Esenler olayı geliyor o da aslında çözemiyor ama kılıcını da çıkarıyor kesiyor <laughs> ee, ve hakikaten sonra da bütün Asya'yı fethediyor. Ee, o yani basit, basit yoldan yani ba basit değil aslında ama e, bir şekilde düğümü çözüp o çok faydalı bir e, bir şey. Tabii onun karşılığında da o sorumluluğunu da almak zorundasınız. Yani tamam, siz karar veriyorsunuz ama e, sonuçta yani büyük e, e, büyük yetkiyle büyük sorumluluk geliyor. Şekilde. Spider-Man'in amcasına söylediği gibi <gülüyor> <gülüyor> Evet. Aynen. <laughs> büyük güç büyük sorumluluk getirir. Ama evet. Bence de öyle. Yani Dediklerine katılıyorum. Ee, peki e, oradan mesela hani orada gördüğünle bugüne baktığında, bugünde işte etrafındaki ürün yönetimi ekosistemine baktığında herhangi bir farklılık görüyor musun? Bir tanım değişti mi? Bu Türkiye'de olmak durumunda değil. Genel hani okuduklarından da ...yurt dışında gördüklerinden de... E, dede değerlendirebilirsin bunu. Yani benim gördüğüm... ...bu... ...yani yeni bir... ...kavram... E, ...bir işleyiş şekli... E, ...bütün dünyaya yayılması zaman alabiliyor ve... ...aynı şekilde... ...sadece yani değişmektense sadece yayıldı zamanı son işte ne oldu 20 sene mi oldu daha fazla mı oldu 20 sene de yayıldı bu yaklaşımı kullanan şirketler e, çok başardı birçok birçok şirket bu yaklaşımı henüz kavramadı e, Marty kendi kitabında dediği gibi diyor ki em, en iyi teknoloji şirketler var bir de bütün diğerler var en iyi teknoloji şirketler, yani onun ortaya koyduğu, giz, gö, gözlemlediği ve şey şimdi bu En iyi şirketler belki başka şeyler de doğru yapıyorlar ama kesinlikle bu ürün yönetimi doğru yapan. Ee, kulağa da ko kolay gibi gelir, mantıklı gibi kulağa hoş gelebilir. Ha, tabii ki ha, biz de yapalım ama e e kolay olmayan birkaç şeyler var orada. Demin mesela şey sordum, işte board nasıl yaklaştı? Yani çok temel bir şey olduğu için nasıl yürüteceksiniz şirketinizi? Sadece işte bir tane ürün yöneticisi alalım diye değil, şirketi o şekilde yönetmekten Hı. geçiyor. Ve kaç kişi var mesela TürkNet? TürkNet şimdi 800 kişiyi geçtik. Büyük bu kadar büyük olmasının bir sebebi de e, müşteri hizmetlerde insource ettik. E, ya bu kadar kişi hani şimdi 800 ama atıyorum ...iki sene önce üç sene önce neyse daha az ben, kişiydi ama. Ben başladığımda ama... 20 kişiydik. <laughs> wow, 20 kişiden 800 kişi. Ee, evet. hayır, o kadar kişi hani yüzlerce kişi diyelim şimdi hani kaç kişiydi bu görüşü hani anlatmaya da bilmiyorum ama hani birkaç yüz kişiye bu yeni düşünceyi anlatmakta kolay değildir diye düşünüyorum yani. Şimdi biraz yolculuğunu an, an, anlatayım. Ee, oradan belki siz yani kendi gözlemlerinde de yaparlar. Ee, aslında ilginç bir şekilde Türknet'in ilk senelerde aklın yolun bir şekilde product management bir nevi doğru yapmıştı. Ee, küçük bir startup iken. ...birçok bence startuplarda uplarda ...Türknet'te de öyle oldu gözlemimde. Kurucu zaten product manager'dır. Ee, rol olarak, o, o rolü oynuyor. Ee, o zor kararları... ...o insanlara vizyon vermeyi... ...yön göstermeyi... ...product şey... E, ...kurucu zaten yapıyor. Sonra şirket büyüdükçe... E, o zorlaşabiliyor. Genel müdür her şeye yetişemiyor. Başka şeylere de bakması lazım. Operasyonlara, satış, satışa vesaire fon bulmayı. Um, o öyle bir dönemde de yine de aslında product management kur, kur, kurmuştu TürkNet. NetOn'da o zaman. Ama bilmiyorum belki Türknet'e has, bizim sektöre has, yani bizim iş modelimize has bir şey mi olmuş ya da başka şirketlerde belki aynı şeyde yaşıyor olabilir. Ee, o yani dediğim gibi product management aklı yolu bir diye doğrusu budur diye yolunu bulmuştu Türknet'e. Ama sonra bir yerde e, başka etkenler onu biraz bozmuştu. Şöyle ki e, ürünün tanımı nedir? İyi düşünmeniz lazım. Şimdi bir, bir noktadan sonra ürün tanımımıza ADSL hizmeti, metro ethernet hizmeti, telefon hizmeti gibi düşünmeye başladık. Ve product managerlar işte telefon product manager'ı ADSL product manager'ı olarak evrildi Ve orada biraz product management o doğru yapı aslında yine doğru yapıyordu çünkü yine şirketin ortasındaydı her zaman yani belki o teknoloji şirketiyiz ilk ilk olarak yaklaşımından belki ama teknoloji departmanımızla e, bağlantısı uzaklaştı o noktada. Hmm. Çünkü yok tele, işte telefon e, domainine bağlı kaldı product teknoloji depart, yani oradaki geliştirmelerden uzak kaldı. Dolayısıyla orada yani şey düşünün ne bileyim eğer bir e, mobilite şirketiysen düşün ki bir hani scooter ürün müdürün var. E, e, nedir, elektrik bisiklet evet. ürün müdürün var ve eğer o ürün müdürü bir noktadan sonra teknolojiyle yakından çalışmaktansa o işte ne bileyim sadece scooter üreticilerle e, scooter nasıl kullanıyor onlar da önemli ama fazlaca sadece o tarafa ...bakmaya başlıyorsa o zaman... ...o üç, üç çemberin... ...birlikte bul, buluşmasını ve... ...produktörlerin ortaya olması olmasından... E, e, ...uzaklaşmış oluyorsun. Ve o, o, o sorun. Dolayısıyla başka şirketlerde... ...yine belki aynı tecrübe yaşama riskleri de var. Biz biz bir o riske düştük. Yani fazlaca... ...hani diyorduk ya teknoloji şirketiz ama... ...tesadüfen bizim hmm. uyguladığımız zaman... ...telekom. Ya yani orada biraz fazlaca... ...telekoma gittik. Teknoloji şeysi... Ne uzaklaştık sonra şey e, yaptık e, şöyle yaklaştım olaya dur bir biz bir ürün kavramı sıfırdan düşünelim yani bizim ürünümüz nedir aslında ve düştük ki ürünümüz yani bir tarafta şu şu mantık aslında ADSL değil aslında e, metro ethernet değil ürünümüz internet. Hmm. Yani müşteri bir internet bağlantısı istiyor. Onu almak istiyor. Yani daha VDS'e. Tamam okey. Güzel ama hani bir de bu geldiğimiz boyutta tek bir tane ürün müdürümüz olsun internet ürün müdürüdür değil. Bir sürü takımımız var. Aktivitelerimiz var. bu nasıl bölüyoruz? İnternet ...internet içindeki hani müşterinin aldığı ürünler nedir? Ve o gözüyle bakarak şey dedik aslında biraz e, customer journey düşünerek aslında abone olma satış a, süreci aslında bir ürün yani müşteri orada bir deneyim yaşıyor diyor ki yani bu şirketle abone olacağım bu şirkette bir bir deneyim oluyor işte benim hani adresimde hangi altyapı var hangi hız alırım e, hız, e, e, işte hızlı ve kolayca gireyim bilgilerimi vesaire onunla başlıyor kendi başına bir süreç. E, sonra aktivasyon var. ...başvurduğu an itibariyle... ...hızlıca internetin kurulmasını istiyor. Orada hem müşterinin... belli bir journey'si var, belli bir... E, ...isteği var. Hem de karşısında belli bir... ...süreçler var, belli bir... ...takımlar var şirket içerisinde bunu sağlayan. Yani bir küme... Var. ...bir de sonra müşteri oldu kullanıyor. E, bir şey oluyor... ...desteği, teknik destek... ...ya da başka bir destek ihtiyacı var. O da bir e, bir küme. E, sonra da... ...sonra da başka ürünler, squad'lar, takımlar düşünmeye başladık. İşte platform takımları bunlara hizmet filan filan ama ilk şeyse o oradan çıktı. Yani biz hani teknoloji telekom teknolojisi olarak ürünlerimiz diye düşünmektense customer journey olarak ürünlerimizi düşünelim ve orada daha çok tekrar teknoloji ile o bağlantı hani ürünle te müşteri, yani ürün müşteri ihtiyacı teknolojinin sağlayabildiği ve iş stratejisinin birleştiği noktanın ortasına tekrar oturtabildik. O da evet kolay olmadı. Şirket içerisinde bunu anlatmak yani şöyle tabi organizasyonel değişiklikte de söz konusu oluyor. Orada ...departmanlar var, departmanlar... ...ben bu şundan sorumluyum vesaire... ...yani onu, dur bir biz bunu... ...farklı yapalım... Ee, ...tabii... ...insanların hani... ...görevi... ...etkilendiğinde bunlar hassasiyetle... Um, um, ...empatiyle... ...işte filan hani... ...herkes için de en iyi çözüm ne olabilir... Ee, ...düşünerekten ilerlemek lazım... ...ama... yani ...birçok şirket içerisindeki insan da... ...bunun faydasını da anladı yani gördü... ...dedi ki evet ya bu, bu, bu daha iyi olacak... ...bu daha güzel olacak ama tabii etkilenenler de... ...tabii ki hani ama ben bundan etkileniyorum... ...diyip... E, ...öyle şeyler de oluyor tabii. Ya yani iş yapı şeklini değiştirmek... ...hiçbir zaman kolay değil. Özellikle hani... ...alışık olunmadığı yeni bir... ...nosyon getiriliyorsa... ...bir de bu ölçekte... Yani ...illaki kolay Aslında değildir bu ama... ...çok güzel bahsetmek istediğim bir şey de... Gel ...geliyor yani... ...Marty Keegan'ın e, bir cümlede yani iki tane koskoca kitap falan bir cümlede en önemli bence anlattığı şeylerden bir tanesi diyor özetleyen diyor ki o hani en iyi teknoloji şirketleri ve diğer şirketler hmm. ayıran e, en iyi şirketlerde e, product management ve teknolojiyle ve hani o üç çema ile teknolojiyle birlikte Drive ediyor şirketi yani karar oradan çıkıyor. O, e, diğer şirketlerde işte o pazarlama diyin iş kolu diyin onlardan talep yağıyor, Hı -hı. talep geliyor teknoloji departmanı o talepler yerine getiriyor. Hı, -hı. İşte o e, talep yağan yağdıranlar için o zor bir değişiklik. E, Denge değişimi. Ben ben hani e, biraz kral konumundaki yani e, benim isteğimi yerine getiren diyen idim. Şimdi de sadece input veren e, o hassas bir değişiklik. E, e, Diğer taraftan bence yani ürün yönetimi ekibinden bakıyorum şimdi. E, onun da olabilmesi için o ekibin de doğru kalifiyede ve bilgiye sahip olması ve yani on, onların da şey yapması lazım. Doğru, ee, doğru. Bu, bu da çok konuştuğumuz bir şey. Ee, ve hiç kolay, hiçbir kolay, hiç kolay bir pozisyon değil. Yani ürün müdürü e, çok çalışması lazım. E, ee, zeki olması lazım, bir sürü ka kalitede olması lazım, soft power, işte şey, iyi iletişim, teknik bir geçmişi yani çok şey ihtiyaç var. Diğer taraftan da domain'de öğrenmesi lazım Bak öğrenmesi lazım diyorum. Google'ın şey kavramı var hani more paramayın. Ee, öyle yarattığı bir terim. İK e, süreçlerinde, işe alım süreçlerinde fark ediyorsunuz. İşte bir sürü pozisyon işte dolduramıyorlar. Bir, yıllar evet, hmm. araştırıyorlar, proje yapıyorlar, falan filan. Sonra da fark ediyor ki yani ve o, o kolay Diyor ki eğer bir sincap ma, bir mor bir sincap arıyorsanız tabii ki bulamıyorsunuz. Bir şey yok doğada. Siz ve bir bir şu, o, po, dolduramayan pozisyonlarda fark ediyor ki asıl sorun o. Ee, sincap alın, boyayım mı diyor. He? <laughs> yani yok görevi de değiştirin. Yani bence ürün yönetici hani ben bir mobilite şirketiyim. 20 yıl mobilite deneyimi olup aynı zamanda teknik geçmişi olup aynı zamanda işletmeden anlayan aynı zamanda tasarımdan anlayan soft power soft skill iletişim skillleri harika olan filan birisini ...dense o da neyi kesebilir? Tabii yeni product management bence yani çok... ...çok keyifli olması lazım. ama neyi kesebilirsiniz? Aslında domain kesebilirsiniz. Çünkü domain'i iyi bir product management... ...manager yeni bir domain'i... E, e, ...zamanını harcayarak işte... ...enerjisine, eforunu sarf ederek... E, ...öğrenir. E, zaten domainlerde değişiyor... Hmm. Çok hızlı değişiyor bazı sektörlerde birçok sektör günümüzde. Dolayısıyla zaten hani bugünün domainini biliyorsan yine de sürekli kendini güncel tutman gerekiyor. Onun için domain ne alıcı en az önceliklendirmeniz gereken şey. Domain İ bilgisi dezavantaj bile olabilir. Doğru, doğru. Çünkü filanca firması da sizin rakibiniz böyle, böyle yapıyorduk. Bu böyle yapılır. Yani o. E zaten onu değiştirmeye çalışıyoruz. Mantığı var yani orada. Evet, doğru. Oradaki şeyleri kırmak gerekebiliyor bazen. İşte o herhalde bir şey denge yani dezavantaj avantaj kısmı var. Yani hiçbir şey bilmiyor olması dezavantaj çünkü zaman alacak onun hani sizin hızınıza yetişmesi diyelim domain bilgisinde. Ama avantajı da gerçekten işte o first principle think thinking ile işin temelinden üstüne koyabilir. Yani domain knowledge var ama iyi bir proje, product manager değilse ürün yöneticisi değilse size çok bir faydası olmayacak ama çok iyi bir ürün yöneticisi ama domain bilmiyorsa iyi bir ürün yöneticisi zaten domain öğrenebilen birisi olur hmm. çoğu zaman yani öğrenir öğrenmesi lazım mı? yani bir domaini bilmiyorum bilmem de gerek yok evet, ben evet. sadece karne de olmuyor yani evet. Süper. Yunus ağzına sağlık çok teşekkürler Evet, ee, ben çok teşekkür ederim ben saatlerce e, konuşabilirim gibi geliyor e, Umarım dinleyiciler de aynı keyif e, verdi e, Türkiye'de şimdi e, artık yatırımcı gözüyle ama aynı zamanda product benim için çok e, dediğim gibi kalbimde olan bir konu Onun için hani aslında yatırım tez tezinde bir tanesi de ürün yönetimi doğru yapan startuplara yatırım yapalım. Bir de bu konuda da hani ben size senin yaptığında çok değerli Brick adına hani Türkiye'deki startuplar arasında veya genel olarak ürün yönetimi becerisi farkındalığı artması çok çok katkı sa sağlıyor, çok etki yapar. O konuda da yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Süper. Çok teşekkürler söylediklerin için de ee, aynı zamanda gelip buraya vakit ayırdığın için, deneyimlerini paylaştığın için. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Ürün yönetimi eğitimlerimize üretim bandı adıyla başladık ve şimdi Brick Institute markası altında devam ediyor. Brick Institute'da sektörün lider şirketlerinden katılımcılar ve deneyimli eğitmenlerle birlikte uygulamalı dünya standartlarında eğitimler sunuyoruz. Bugüne kadar yüzlerce arkadaşımız bu eğitimlere katıldı. Amacımız gerçek vaka çalışmalarından oluşan, sadece teoride kalmayan, elleri kirleterek öğreten eğitimler düzenleyerek sektörü dünya standartında ürün geliştirenler yetiştirmek. Haydi birbirimizden öğrenelim ve topluma fayda sağlayacak teknolojik ürünler geliştirelim. Kayıt aldığımız eğitim programlarımızı görmek için www.brick.institute linkini ziyaret edebilir ya da selametbrick.institute adresinden bizimle iletişime geçebilirsin.